Hüseyin Gülerci. Bir de İP'ye, SP'ye, CHP'ye bakalım. 24 Haziran seçiminin iki bloğu vardı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP'den, Millet İttifakı CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluştu. Muhalefet İttifakı'nın de açık edilmeyen ama sahada kendini gösteren bir müttefiki daha vardı, HDP. HDP'nin sonuçlara etkisi İYİ Parti ve SP'den daha fazlaydı. Nitekim CHP'nin batıdaki kalelerinden gelen destekle HDP barajı açtı. Buna karşılık HDP'den de Muharrem ciddi bir oy desteği geldi. Kazanan Cumhur İttifakı oldu. Hem Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi hem de mecliste AK Parti MHP toplum milletvekili sayısı çoğunluğu sağladı. İttifaklarla ilgili şimdi karşımızda yeni bir tablo var. Cumhur İttifakı için hem Erdoğan hem de Bahçeli birlikte yürüyüşe devam edeceklerini açıkladılar. Millet İttifakı ise dağıldı. Muhalefet İttifakı'ndaki partilerden yapılan açıklamalarda İttifak bitti dendi. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu, ittifak genel seçimlerle ilgili bir konuydu, ittifak ömrünü o noktada tamamladı cevabını verdi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, Millet İttifakı sadece milletvekili genel seçimine yönelik olarak kurulmuştu, ittifakı oluşturan diğer siyasi partilerden yapılan açıklamalar, durumun ilanından başka bir şey değildir diyerek noktayı koydu. Sadece bundan ibaret değil, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, ittifakın yenilgisinden CHP'yi sorumlu tutarak CHP ile ittifak İyi Parti'ye oy kaybettirdi dedi. Bundan sonra Saadet Partisi ve İyi Parti'de tartışma bitmeyecektir alınmasınlar ama Saadet Partisi'nin umutsuz vaka olduğu ortada. İyi Parti, Akşener'in liderliğiyle yoluna sakin sularda devam edemez. Kaybedenlerin kaderi tevil getirmek, umutları tazelemek ama bir gün olsun huzur bulamamaktır. Yani muhalefetin ittifakı dağıldı derken asıl konuşmamız gereken CHP'nin hali pürmelalidir. Şu anda muhalefet partilerinde kaynayan kazanların altına habire odun taşınıyor ama Erdoğan o kadar hızlı başladı ki o tarafa dönüp bakılamıyor. Karşımızda milletten aldığı destekle hizmet heyecanı şahlanan, durdurak bilmeyen bir cumhurbaşkanı var. Bir günde Azerbaycan, Kıbrıs ziyaretleri, ertesi gün Brüksel'de NATO toplantısı, bugün bakanlar kurulu. Düşününüz, Cumhuriyet kurulduğundan beri ilk defa yürütmede asker, demokrasilerde olması gereken yerde konumlanıyor. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanıyor. 50 senedir konuşulan bir demokrasi zaafı bir günde çözülüyor. Enteresandır bu konuda mangalda kül bırakmayanlardan, kalem oynatanlardan bir takdir ifadesi gelmiyor. Gündemde böyle büyük değişimler, yürütmede öyle yenilikler oluyor ki dikkatler tamamen yeni döneme odaklandı. Kim neden muhalefetin kavgaya tutuşmasını merak etsin ki diye düşünmeyelim. CHP'nin kendi içinde bugünden itibaren öyle şeyler yaşanacak ki ister istemez ne oluyor merakıyla dönüp o tarafa bakacağız. Muharrem İnce %30 oyu kendinden bildiği için rüzgar var genel merkez duvar örmesin, değirmen kursun diyor. Yani genel başkan ben olmadığım diye bastırıyor. Bugünden itibaren olağanüstü seçimli kurulta için delegelerden imza toplanmaya başlanacak. CHP genel merkezi yeterli imzayı bulamazlar diyor ama başka merkezlerden esen rüzgarlar kimin değirmenini döndürecek o henüz belli değil. Hüseyin Yülerce, Star.